Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çeyiz videosu çekmeye devam ediyorum. Şu anda ilk çaydanlıkla başlamak istiyorum. Bu çaydanlığın biz dışını çok beğendik. Şöyle porselen bir çaydanlık. Şurasında kuş falan var. Aynı tarafında bu tarafında da varmış. Biz bu çaydanlığı çok beğendik. Bu annemin kutularından çıktı. Fakat şöyle bir şey var. Bu çaydanlığın ortasında ya bir şey vardı yani böyle durabilmesi için sabit ya da bilmiyorum bunu böyle mi yapmışlar. Böyle koyduğumuzda evet düşmez böyle ama böyle kayıyor, oynuyor yani. Tam şöyle dümdüz durmuyor, sabit, böyle sert durmuyor. Böyle sağa sola gider ama düşmez. Ama sırf görünüşünden kaynaklı çok beğendiğim için bu çaydanlığı aldım. Sonra bu Bernardo'nun çeyiz setinden aldım. Çaydanlık bu. Böyle düşmüş. Şu an korkarak şey yaptım da düşmüyor kapağı falan diye. Fiyatını da zaten bilmiyorum çünkü çeyiz seti dahilinde aldık. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Daha sonra annemin evden çıkan böyle bir çaydanlık daha var. Bunu tekrar annemle göndermeyi düşünüyorum. Çünkü şimdi göstereceğim. 4 tane çaydanlığı olmuş oluyor. Kırıyordum. Şöyle bu da bir çaydanlık. Sıradan normal bir çaydanlık yani. Bir evde bence maksimum 2 çaydanlık olması yeterli diye düşünüyorum. Aslında bir de olur da sadece misafir geldiğinde bazen hani 2 çaydanlık lazım olabiliyor ki artık kettle var yani. Şey çaycı var. Ona da gerek yok yani. Normal çaycı bir de çaydanlık herkesin işini görür diye düşünüyorum. Şu anda benim bir çaycım. 4 tane de şununla birlikte çaydanlığım olmuş oluyor. O yüzden annemle tekrar göndereceğim. Bu da Schaefer'ın çaydanlığı. Bu daha kaliteli mesela. Hem bunun kapağı var hem bunun kapağı var. Diğer biraz önceki açtığım kırmızı çaydanlığı sadece bir kapağı vardı. O da üsttekinin de. Şöyle ben birini göstereyim. Zaten bir yere oluyor. Yani bu da aslında... Şöyle açmama gerek yok. Aynısı zaten böyle bunun üstü. Bunun da yine fiyatını bilmiyorum. Normalde 2 kişiyiz mesela Ahmet'le. O yüzden bize küçük bir çaydanlık yeter. Sadece misafirler için büyük bir çaydanlık alsanız bile işinizi görür diye düşünüyorum. Benim tepsi gösterdiğim video vardı. Onu da şuradan izleyebilirsiniz. Sonra işte ev yerleştirirken sadece hem nişan tepsimin olduğunu hem küçük 2-3 tepsimin olduğunu gördüm. 3 tepsimin olduğunu gördüm. Tepsilerin az ve yetersiz olduğunu düşündüm ve eksiklerimi tamamlarken tepsi de aldım. Şöyle bu tepsiyi aldım. Siyah altın sarısı desenleri var. Bunu Ahmet çok beğendiği için bunu aldım. Bunu 45 liraya falan aldık diye hatırlıyorum. Bununla yine misafirlere geldiğinde çay, kahve için kullanırım. Şu 2 tepsiyi aldım. Bunlar tek tek satılıyordu. Hiç benim plastik tepsimi yoktu. Tek tek satılıyordu ama takım olarak. Yani iç desenler aynı. Takım olarak takım yaptım ben bunu. Şöyle göstereyim. 2 tane de böyle bu tepsiden aldım. Biri böyle yuvarlak. Diğeri de... Şöyle kare. Bunlar dediğim gibi ayrı ayrı satılıyordu ama ben bir yuvarlak bir dikdörtgen alıp kare dedim. Takım yaptım. Bunların fiyatını hatırlamıyorum. Herhalde 20 lira 25 lira tanesi ya da bilmiyorum. 20 lira falan var ama herhalde tanesi kesinlikle. Böyle bu tepsileri aldım. Bunları günlük kullanacağım. Diğerini misafirlik olarak düşündüm. Daha sonra yine diğer çeyiz videolarımın birinde olan o videoyu da şuradan izleyebilirsiniz. O videodaki bardakları ben misafirlik olarak kullanmayı düşündüm ve konsolumun içine yerleştirdim. Altın sarısı bardaklardı onlar. Daha sonra günlük olarak eksildi bu sefer. Yani günlük almam gerektiğini düşündüm. Günlükte düz bir rengini aldım. Yani şöyle göstereyim. Bunlar biraz daha hani soğuması kolay, elde yıkanmalı bir şey olduğundan ve evde kendimiz kullanırken sürekli bunu elde yıkamakla uğraşacağım için çok kullanışlı olmadığından bunların düz bir rengini evde kullanmak için daha sade, daha düz bir rengini aldım. Magnolia olsun, puding olsun ya da arpa salatası tarzı şeyler. Hep aynı örnekleri veriyorum. Çünkü yapabildiğim şeyler bunlar.
koyabilmek için bunu aldım. Bunun 6 tanesini 30 liraya almışım. Bu bardakta Paşa Bahçe'nin Bistro serisinden. Bunlar normal dolabımda duracak, yani mutfak dolabımda. Bunlar da konsolumda duracak. Daha sonra su bardaklarının eksik olduğunu düşünüp su bardağı aldım. Ve evde işte kayboldu sanıp bulduğum kutuların arasından su bardakları çıkınca, aralarından bir de ayrıca su bardakları çıkınca daha doğrusu, hüsrana uğradım. Çünkü inanılmaz su bardağı oldu şu anda evde. Tabii biz bu kutuyu daha çok bu su bardakları için değil de, benim hiç böyle şu tarz böyle küçük tabaklarım yoktu. Sırf bu tabaklar için bu kutuyu aldık biz. Desenini çok beğenmişim, sade ve hani arkası böyle falan diye. Yine bu tek böyle satılan böyle tabaklar buldum ama şey, onların da desenini yine beğenmedim. Arkası böyle dümdüz olan yoktu. Kutuyu o yüzden hem tabak için hem bardak için aldım aslında. Daha çok tabak için. Bu kutudan 6 tane böyle bu tabaktan, 6 tane de böyle şu bardaktan çıktı. Şu an açamıyorum. Çünkü bunlar üst üste konmuş kutunun içinde. En altta da galiba anladığım kadarıyla bu tabağın çok böyle büyük olan bir hali daha var. Bu tabak ve bardaklar. Paşa Bahçe'nin jenerasyon diye yazmış. Jenerasyon herhalde diye okunuyor. Bu serisinden almış olduk. Bunun fiyatını hatırlamıyorum ama herhalde 40 lira falandır. Daha sonra böyle bir sunumluk olarak işte salam falan böyle doğranıp şekil verilip koyarım diye aldığımız bir tabak bu da. 4 liraya almışım. Kahvaltılık olarak aldığım Paşa Bahçe'nin o kapaklı reçeliklerini şu an getirmedim. Diğer videolardan görebilirsiniz onu şuradan. Ama bunu şunları getirdim. Aslında diğer videoda bu sosluk ya da reçellik mi diyeyim ve şu zeytinliği göstermiştim. Sadece şu yüzden getirdim. Bunun camıyla bunun camı aynı. Yani porseleni. O yüzden ben kahvaltılık takımı almadığım için çiçekli, böceklili, renkli şeyler sevmediğim için böyle kendim takım gibi yapmak istedim ve bunları aldım. Bir de son olarak şöyle Paşa Bahçe'nin yine jenerasyon yazan, jenerasyon herhalde olan bu şeylerinden aldım. Bunun bardak ve işte biraz önce gösterdiğim küçük pasta tabağı gibi olan küçük tabaklarının böyle de bir kaselerini aldım. Ben normalde böyle cam kase sevmem ama bunun dış desenini çok beğendiğim için aldım. Ve hani kasem eksik demiştim diğer videoda da. Yine komposto, yoğurt falan koymak için. Aslında yani eksiğim olunca bir tane alsam eksiğim tamamlanacak ama ben çeşit çeşit bir sürü almak istiyorum. Bu kaselerin de 6 tane almışız. Bu kaselerin fiyatı da 15 liraymış. 14.90 yazıyor. 15 liraymış. Birçok şeyim yerleşti ama bundan sonradan aldığım için çeyiz videosu çektikten sonra yerine kaldırmak istedim. O yüzden bunlar hep video çekilmesini bekliyordu. Şu anda hep kutularını atıyorum. Çünkü yerleştireceğim bunları da yıkayıp. Bugünkü videom bu kadardı. Videolarıma yorum atmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.